serbest ve güvenli oy hakkı istediler. Yüz binlerce görme engelli oylarını başkaları aracılığıyla kullanmaktalar. Pek çok engelli de benzer bir durumda. Türkiye'de 10 milyon engelli yurttaş yaşıyor. Hem erişim bakımından seçim alanlarına hem bağımsız ve gizli oy kullanma hakkının sağlanması bakımından son derece elverişsiz ve kötü bir durumdayız. Bu 10 milyon engelli yurttaşın 7,5 milyonu oy kullanma hakkına sahip, yani seçmen. Bir başka deyişle Türkiye'deki seçmen sayısının %12'si engellilerden oluşuyor. Bu %12'nin iradesinin bozulmadan sandığa yansıması son derece önemli. Engelli seçmenler seçim yasasındaki mevzuata göre refakatçiler aracılığıyla oylarını kullanabiliyor. Mevcut mevzuat engellilerin sadece refakatçisiyle birlikte oy kullanabileceğini düzenliyor. 16 Nisan başkanlık referandumu yaklaşırken engelli yurttaşlar da bu mevzuatın değiştirilmesi için Yüksek Seçim Kurulu önünde toplandı. Gizli oy hakkını güvence altına alabilecek değişik yöntemler var. Açıklamayı Engelliler Konfederasyonu Başkanı Avukat Turhan İçli yaptı. Bunlardan biri şablon, biri elektronik cihazlarla güvenli bir şekilde gizli oy hakkı kullanılabilir. Sandığın engelli seçmenin ayağına gitmesi bir başka seçenek, mektupla uzaktan kullanılması yine bir başka seçenektir. İçli, erişilebilir oy hakkı için Milli Eğitim Bakanlığı ve AKP hükümetine çağrıda bulundu. Lütfen okulları engellilerin erişimine uygun hale getirin.